yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Herkese merhaba. Ben Beyza Nur Hitay. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisiyim. Global Volunteer'a geçen yaz gittim ben. Litvanya'ya gitmiştim. 6 ila 17 yaş arasındaki çocuklarla bir yaz kampındaydım aslında ben. 6 haftalıktı benim projem. Oradaki iş tanımım da aslında kendi dilimi ve kendi kültürümü çocuklara öğretmek. Aynı zamanda başka iyi olduğum bir dalda da çocuklara aslında eğitim vermek. Ben de tiyatroyu seçmiştim aslında. Diğer arkadaşlarım, bazıları dans, bazıları şarkı seçmişti. Çocuklara kısa kısa tiyatro metinleriyle çalışmalar yaptırıyordum aslında. Onları başka alanlarda da geliştirmek istediğim için. Ben aslında Ayze'yi yaklaşık 14 yaşında öğrenmiştim. Ablam Global Volunteer programına çıkmak istiyordu benim gibi. O zamanlar tabii yaş sınırı olduğunu öğrenince biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü öğrendiğim gibi gitmek istiyordum aslında. Daha sonra tamam dedim. 18 yaşına kadar bekleyeceğim. Ondan sonra gideceğim. Kesinlikle katılacağım dedim. Demiştim aslında. Daha sonra Isaac'e girdim. Isaac'te gönüllü olarak çalışmaya başladım. Daha sonra Isaac.org'dan başvurumu yaptım. Litvanya'ya başvurdum. Başvurduktan sonra insanlar neden Litvanya'ya başvurduğumu soruyorlardı aslında. Ben Litvanya hakkında çok bir bilgim yoktu. Aynı zamanda Baltık ülkelerini görmek istiyordum. Onların kültürünü öğrenmek istiyordum aslında. Bu yüzden Litvanya'ya başvurdum. Ve aslında yaz kampına başvurmamın sebebi de biraz daha İstanbul'un bu yoğun hayatından vesaire uzaklaşmak ve doğayla iç içe olan bir projede aslında çalışmak istedim. Gittiğim projede zaten Litvanya'nın küçük bir kasabasında bir yaz kampında geçiyordu. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden dördüncüsüne gitmiştim ben aslında. Nitelikli eğitim. Bunu seçmemin sebebi de çocuklarla aramın asla bu zamana kadar iyi olmaması. Çocukları çok fazla seven biri değilimdir. Bunu da bilirler. Artık öyle değil tabii. Bunu seçmemin sebebi de biraz daha kendi çocuklara karşı olan bu önyargılarımı yıkmak. Biraz daha onları tanımaktı. Bu yüzden benim genelde çalıştığım kitle 6 ila 10 yaş arasındaki kitleyle çalışıyordum ben. İnanılmaz zordu diyebilirim. Çünkü zaten daha önce çocuklarla çok fazla ilişkim yoktu. O yüzden biraz daha kendimi bu konuda geliştirdim. Çocuklarla nasıl iletişime geçerim vesaire ve empati yeteneğimi bu yönde de ilerlettim, geliştirdiğimi düşünüyorum. Zordu dediğim gibi ama günün sonunda o kadar fazla iyi anlaşmaya başladım ki çocuklarla. Ben projeden ayrılırken hem ben hem de onlar böyle ağlamaya başladık hep birlikte. Gitmek istemiyordum. Onlar da benim gitmemi istemiyorlardı vesaire. Çocuklarla çok iyi anlaştığımı söyleyebilirim ve şu an nerede bir çocuk görsem aklıma aslında Litvanya'daki çocuklarım geliyor diyebilirim. Benim bir günüm bir saat 8.30'da kalkıyorduk. Ondan sonra dediğim gibi ben 6 ila 10 yaş arasındaki çocuklarla ilgilendiğim için çocukları uyandırma servisi bizdik. O yüzden biz erkenden uyanıp çocukları bekliyorduk. Çocukları uyandırıyorduk. Daha sonra onları sabah sporuna götürüyorduk. Kahvaltıdan önce. Sabah sporu yaptıktan sonra kahvaltıya gidiyorduk hep birlikte. Kahvaltı yaptıktan sonra da aslında dersler onda başlıyordu bizim. İlk derslerimiz aslında sabah derslerimiz kendi dillerimizi öğrettiğimiz derslerdi. Ben Türkçe eğitimi veriyordum çocuklara. Daha sonralarında ise çocukların biraz daha o günkü hava durumuna bağlı olarak havuzda yüzme veya top oynama genel olarak spor üzerine şeyler yapıyorlardı sabah derslerinde. Daha sonralarında ise diğer bir derse başlıyorduk. O da tiyatro dersi. Diğer arkadaşlarım da dediğim gibi zaten dans dersleri vesaire veriyorlardı. Ben de bu sırada tiyatro eğitimi veriyordum çocuklara. Biraz daha biz ders odaklı değil de daha çok çocukların etkin, aktif rol alabileceği şeyler yaptırıyorduk. Bunlar genel olarak aslında şöyleydi. Saat 5-5.30 gibi bizim her gün değişen bir programımız vardı. Mesela talent show yapıyorduk çocuklara. Hepsini de bu talent show için ayrı ayrı hazırlıyorduk. Bazıları şarkı söylüyorlardı. Bazıları da dans ediyorlardı aslında. Ben genel olarak onları dans öğretiyordum. Bu şekilde onlar da bir kalabalık ortamda çıkıp kendilerini gösterme imkanları sağlıyorduk biz onlara. Bu şekilde daha sonrasında da birkaç ders daha veriliyordu aslında. Onlar da biraz ağır dersler değildi. Liderlik eğitimi vesaire. Biraz daha soft skill'lerini geliştirebilecekleri dersler veriyorlardı diğer liderler. O zamanlar da ben diğer arkadaşlarıma yardım ediyordum. Çünkü benim sadece günlük 2 tane dersim vardı. Daha sonra da bizim her gün saat 9'da başlayan ve 11'e kadar devam eden disco night'larımız oluyordu çocuklarla. Spor salonunu kapatıyorduk. Işık
ışıklandırmaları ayarlıyorduk ve çocuklarla aynı zamanda biraz daha yakın olabileceğimiz danslar vesaire. Onlar bize Litvanya'nın danslarını gösteriyorlardı. Biz kendi ülkemizin danslarını onlara gösteriyorduk. O şekilde biraz daha çocuklarla yakın olmaya dair etkinlikler yapıyorduk diyebilirim. Yani benim bir günüm bu şekilde geçiyordu. Daha sonra çocukları uyutuyorduk. Biz de liderler olarak geceyi birlikte geçiriyorduk diyebilirim. Şöyle biz gönüllü olarak, Isaac gönüllüleri olarak 5 kişi gitmiştik oraya. Ben Türkiye'den gelmiştim. Bir Yunanistan, bir Ukrayna, Tayland ve Macaristan'dan gelen arkadaşlarım vardı. Yani tek Türk bendim gittiğim projede. Onun dışında da bize yardım eden liderler vardı. Litvanyalı liderler. Onlar da bizim aslında küçük çocuklarla İngilizceleri çok fazla olmadığı için anlaşmamıza yardımcı oluyordu. Genelde bizim gittiğimiz derslerde translation'ımızı onlar yapıyorlardı. Bu şekilde yani çocukları olarak da aslında 9 günde bir shiftler değişiyordu. 9 günde bir çocuklar da değişiyordu. O yüzden yaklaşık 300-350 kadar çocukla oldum diyebilirim. Çocukla birlikteydim. Gitmeden önce karşı taraf invitation letter yollamıştı. Isaac İstanbul'da bize aslında acceptance note vermişti. Bunlarla birlikte ben vizeye başvurdum. Vize süreci 2 hafta sürdü. Sonra Schengen vizesi çıktı. Ben de sonra sigortamı yaptırdım. Uçak biletlerimi aldım ve gittim. Bavulumu hazırlarken çok büyük şanssızlıklar yaşadım aslında. Ben böyle Temmuz-Ağustos ayında olacağım orada zaten dedim. O yüzden sıcak olur dedim. Böyle sürekli ince şeyler götürdüm. Sadece 1-2 tane kalın şey götürmüştüm aslında, kalın kıyafet. Daha sonra bunun eksikliğini çok yaşadım. 3 kez hasta oldum ben orada. Çünkü çok soğuk bir yer olduğu için. Yani buna kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Önceden hava durumunu vesaire araştırmanız bence çok önemli. Çünkü ben orada yani 3 kez hasta oldum ve çok kötü zamanlardım. Dediğim gibi bizim 9 günde bir shiftlerimiz değişiyordu. Bu 9 günden sonra bir sonraki grubun gelmesi için biz 2 gün vardı. 2 gün içerisinde biz aslında hem arkadaşlarımızın yanına gidiyorduk, diğer proje arkadaşlarımızın yanına. Onlarla birlikte zaman geçiriyorduk. Hem de ben aslında 2 günlük tatilde şey yapmıştım. Grup arkadaşlarımla, yani takım arkadaşlarımla hem Letonya hem Estonya'yı gezme şansım olmuştu böylelikle. O şekilde diğer ülkeleri de görmüş oldum aynı zamanda bu tatil zamanlarında. Şimdi biz oraya gittiğimiz ilk hafta bize incoming preparation seminer verdiler. Hem Litvanya'ya adapte olmamız için hem Litvanya'da nelerle karşılaşacağımız için. Bir de bize aslında nasıl ders anlatma, nasıl bir session verme hakkında sürekli eğitim veriyorlardı bize. İlk hafta diğer projeden arkadaşlarla tanıştım. İlk gittiğimde ben Vilnius'ta kalıyordum, başkentinde. Oradaki diğer projeden arkadaşlarla tanışıp kaynaşma fırsatım oldu. Sadece kendi grubumla değil. Daha sonra ben Kaunas'a geçtim, yani benim kampımın olduğu yere. Ama tabii aradaki bağı asla koparmadık. Sürekli biz ya onlar bize geliyordu ya da biz onlara gidiyorduk. Bir hafta sonu da bu 9 günlük değişimden sonra arkadaşlarımın yanına gittim ben. Tabii orada kalacak yerimiz yoktu. Onlar da yurtta kalıyorlardı. Biz de işte gizlice yurda girmeye çalışıyorduk aslında. İlk gece dışarıda yattım. Sabahına biz yurda girdik çünkü kontrol ediyorlardı yurttan olup olmadığını. Eğer misafir olarak geliyorsan da 10 euro civarında bir miktar ödüyordun geceliğine. Biz de vermek istemedik. Sabah işte 1-2 saat kaldık. Daha sonra tekrar çıktık, gezdik arkadaşlarımızla. Sonra gece tekrar girmeye çalışıyoruz. Bu sefer yine gizlice girdik. Sabahına biz artık Kaunas'a döneceğiz. Bizi değişen görevli gördü ve bizim aslında oradan olmadığımızı öğrendi. Eğer misafir olarak geldim, geceyi burada geçirdim deseydim bana 10 euro ödeteceklerdi. Ben bunu hiç istemiyordum. O yüzden ben onlara sabah geldiğimi aslında, sadece elimi yüzümü yıkayıp üstümü değiştirdiğimi, şimdi de çıkıp gideceğimi söylemiştim. Ondan sonra kadın bayağı sinirlenmişti ama bir şey söylemedi. Sonra ben zaten terliklerim, omzumda havlumla böyle çantamı alarak çıktım. Diğer arkadaşlarım camdan atladılar. Bir arkadaşım da İngilizce bilmiyorum, başka hiçbir dil bilmiyorum taklidi yaparak çıktı aslında. Öyle yani, asla unutamadım bir anda çünkü o sıra çok stres altındaydık. Şimdi ne yapalım? Öğrenirlerse arkadaşlarımıza da hani bir şey yaptırırlar mı falan diye çok düşündük. Kimseyi tanımıyoruz gibi böyle şeyler oldu. Yani onların şey geleneksel yemeklerini de tattım. Onlar restoranda yapılmış yemeklerdi. Ama kamp yemekleri çok kötüydü. Çünkü çocuklara yönelik yemekler yapmaya çalışıyorlar. Yağ yok, tuz yok. O yüzden gerçekten çok kötüydüm. Bir makarna yapıyorlardı. Ben makarna yaptıkları için seviniyordum. Ama daha sonra makarna
makarnayı haşladıktan sonra hiçbir şey yapmadan direkt önümüze koyuyorlar böyle sulu sulu. O yüzden çok kötüydü yemekleri. Yemekleri dışında insanları bizden biraz daha farklı aslında. Türk insanları kadar sıcak olmadıklarını söyleyebilirim. Turistlere biraz daha kapalılar. O yüzden İngilizce konuşan bazı insanlar bile sen ona gidip konuşmadan seninle gelip konuşmuyorlar diyebilirim. Onun dışında çok büyük bir kültür farkı yoktu yani. Şimdi bizim her gün bir programımız vardı. Herkesin vereceği ders belliydi ama çocuklar seçiyordu yani gideceği dersleri. Ben bir gün gece bayağı böyle tiyatro metinleri falan hazırlamıştım. Sabaha hazır olsun diye bayağı geç yatmıştım. Daha sonra ders vermeden önce çıktım ders vereceğim yere. Bekledim. O sıralarda da aslında şey vardı. Liderler talent show için çocukları hazırlıyorlardı. Diğer liderler ama bize söylememişlerdi. Ben bir saat kadar çocukları bekledim ama çocuklar gelmediler. Aslında bize söylemeleri gerekiyordu ama söylemediler. Daha sonra ben onlara bir fikir sundum. İşte çocuklar gelmeden önce liderlere söyleseler veya programda işaretleseler ben geliyorum vesaire. Çünkü tiyatroda aslında metinler biraz daha kişi sayısına bağlı. O yüzden benim gelen kişi sayısına göre bir metin çıkarmam, metin hazırlamam, ona hazırlık yapmam gerekiyordu. Böyle bir öneri sunmuştum. Yani genel olarak benim yaşadığım sorunlar biraz daha program üzerine sorunlardı. Derslerim çok kez iptal olduğu zamanlar da olmuştu. Bunlar biraz daha aslında geceden hazırlanan programlar olduğu için yarın sabah hava güzel, işte senin dersini iptal edelim, çocuklar yüzmeye gitsinler. Hani sadece teorikte kalmasın, biraz daha aktif olsunlar vesaire diye. O yüzden derslerimin iptal olduğu zamanlar da olmuştu. Onun dışında yaşadığım ve çözemediğim herhangi bir sorun yok. Yani genel olarak böyle. Zaten oraya gittiğimde en çok hissettiğim şey çözüm odaklılığımı geliştirmem. Çünkü yaşadığın şeyleri bir şekilde çocuklara aktarmadan çözmen gerekiyor. Tabii çocuklar bunu çok fazla görmüyorlar. Çünkü onlara da yansıtmaman gerekiyor. Diğer liderlerle yaşadığım sorunları vesaire asla çocuklara yansıtmamaya çalışıyordum. O şekilde. Bizim kampımızda aynı zamanda yetim çocuklar da vardı. Yani onların Litvanya'da yetimhaneler yokmuş. Onlar biraz daha şöyle ilerliyorlardı. Bir ev tutuyorlardı. O evde yetim çocukları topluyorlardı. Bir anne bir baba oluyordu. Farklı ülkelerden de gelebilir bu anne babalar. Onlar bakıyorlardı ve onlar çocuklara ben artık senin annenim, ben artık senin babanım diyorlardı. O yüzden hani bu şekildeki çocuklar da aynı zamanda yazlarını biraz daha iyi değerlendirmek için bizim kampımıza geliyorlardı. Birkaç tane yetim çocukla aslında tanışmıştım. Onların hikayelerini dinlemiştim. Aralarından gerçekten çok zeki, inanılmaz zeki çocuklar vardı. Bir tanesi hatta Almanca, Rusça, Litvanca ve İngilizce bildiğini söylemişti. Ben çok şaşırmıştım. Dedim hani nasıl biliyorsun? Daha 12 yaşındasın hani. Ben sadece şu an 19 yaşındayım. İki dil biliyorum demiştim. Annem babamdan öğrendim dedi. Sordum annen baban Alman mı diye. Daha sonra bana annesinin babasının aslında olmadığını ama başka ülkelerden gelen insanların ona annelik babalık yaptığını söylemişti. Bu şekilde Almanca ve Rusça öğrettiğini söylemişti. Okuduğu okul ve yaşadığı yeri göstermişti bana. Ben de aslında ona neler yaptığımı, hangi okulda okuduğumu, nerede yaşadığımı söylemiştim. Böyle bayağı yakınlaşmıştık. Beni ne zaman görse hep yanıma gelip hadi sohbet edelim. Bana birkaç Türkçe şey öğret diyordu. Bana biraz kendi ülkenden bahset diyordu. Yani böyle çocuklar gerçekten beni çok fazla etkiliyordu. Özellikle bizim cumartesi günleri anne ve babaların geldiği, çocukların da performans sergiledikleri bir zaman dilimi oluyordu. İşte yetim çocukların anneleri babaları gelmedikleri için böyle onların yanında biz oluyorduk. Diğer çocuklar ailelerine sarılırlarken yetim çocuklar ise gelip bize sarılıyorlardı. Bu konuda gerçekten çok duygulandığımı söyleyebilirim. Hala da duygulanırım yani. İlk defa yurt dışına çıkmıyorum ama ilk kez tek başıma yurt dışına çıktığım bir tecrübe oldu aslında. İlk oraya gittiğimde gerçekten çok yalnız hissettim. İlk defa tek uçağa binip hiç bilmedim, dilini hiç bilmedim ve İngilizcesi zaten ya yani İngilizce konuşma oranı da çok fazla olmayan bir ülkeye gittim ben. İlk gittiğimde gerçekten böyle neredeyim ben ya oldu yani. Ama daha sonra kendimi çok fazla cesur hissettim. Çünkü bu kararı alabilme, bu kararın aşamaları, yani buraya kadar gelip o uçağı atlayıp hiç bilmediğim bir ülkeye gitmek daha sonra gerçekten benim için gurur verici bir şey olduğunu öğrendim yani bunu aslında projeden döndükten sonra. İyi ki yapmışım diyorum. Gerçekten her konuda artık bir şeyleri yapmadaki cesaretimi orada kazandım diyebilirim. Risk almaktan korkmadım. 3 kez hasta oldum ama yine de gittim. Bu gibi şeyleri yaşayacağımı biliyordum. Yaşayarak öğreneceğimi de biliyordum aslında. Projeyi bulup emin olduktan sonra devamı geliyor kesinlikle.
öncelikle. Ben gerçekten çok heyecanlıydım. Bir an önce gitmek çok istiyordum. 22 Haziran'da gitmiştim ben. Okulum bittikten sonra gideceğim zamana kadar asla zaman geçmedi. Sürekli ben böyle bir hafta kaldı, 2 gün kaldı, gideceğim, oley. Yani o vize kontrolünden geçtikten sonra da zaten ben artık şeyin idrakına varmıştım. Tamam Beyza, geldin ve artık senin deneyimin başlıyor. Şu an ne kazanırsan, ya başına ne gelirse şu an hepsi deneyim. Bunlardan ders çıkar. Güzel deneyimler, kötü deneyimler vesaire. Yani şu an burada olup konuşmak bile benim için gurur verici. Çünkü bir şeyler yapmışım, bir şeyler başarmışım. Gelip burada konuşuyorum. Benim için ve ailem için de çok gurur verici bir şey aslında. Çünkü o projeye başvurduğumda zaten bir şeylerin değişeceğini biliyordum. Bilerek başvurdum. İlk adımı atmaktan asla korkmayın. Aileniz size güvenmiyorsa bile, ki benim ailem, sen daha 19 yaşındasın. Tek başına şehir dışına bile hiç çıkmadın ki İstanbul'da okuyorum. Ailem de burada. Nasıl çıkacaksın vesaire. Ben ilk başta korkmadım değil. Ama ilk adımı attıktan sonraki cesaretin kendiliğinden oluyor zaten. İlk adımı atmaktan asla korkmayın. Daha sonra zaten ne kadar aslında fazla yol geldiğinizi göreceksiniz ve kendinize gurur duyacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de ilk adımı atmaktan korkmayıp güzel bir deneyim yaşarsınız. Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendine ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Barbara. Bana hep yoğurt. Ve senin ismin yoğurt. Adım miniydi benim.